Merhaba, hoş geldin Doğan'ım. Nasılsın, ne var ne yok? Hoş bulduk, teşekkürler sevgili Mehmet. Sen iyisin. İyidir. İşte Burdur'da olduğunuz müddetçe, burada dersinde olduğunuz müddetçe mutlu oluyoruz. Bizi mutlu eden de zaten buradaki coğrafya, buradaki topraklar, buradaki anı, buradaki kültürümüz, bunu yaşamak, onu hissetmek bizi mutlu eden en önemli unsur bu. O yüzden biraz daha iyiyiz, nispeten iyiyiz. Öncelikle Munzur Press olarak bize bu yani bu röportaj için zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Bugün dersimdeki kültür ve sanat sorunlarını, sanatçıyla sorunlarını tartışacağız. Daha doğrusu sanatla ilgili sorunlar tartışacağız. Umarım güzel bir şey olur, röportaj olur, faydalı bir röportaj olur. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum ki öncelikle bölgedeki sesimiz olduğunuzdan dolayı, sokağın sesi olduğunuzdan dolayı, Munzur Press'i kurduğunuzdan dolayı, sevgili Caner'le birlikte bu işi severek ve aidiyetlik duygusuyla yaklaştığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepimizin bu topraklara borcu var, Dersim'e borcu var hepimizin. Dolayısıyla da bizim yan yana gelip konuşabileceğimiz kadar değerli bir şey olamaz yani. Teşekkür ederim. Bu borçtan başlayalım. Evet. Borçtan başlayalım. Doğan, dikkatimi çeken bir şey var. Yani Dersim'de Zalaca üzerine icraat yapan, hatta Bingöl diğer bölgelerde de var. Zalaca üzerine sanat yapan, müzik yapan oldukça fazla sanatçı arkadaşımız var. Bu arkadaşların çoğu, büyük bir çoğunluğu da Zalaca'da ısrar ediyor. Şimdi Zalaca konuşan dili yani esas aldığımızda nüfusu çok fazla olmamasına rağmen sanatçı topluluğu hem çok fazla yetişiyor, çok fazla sanatçısı var. Gerçekten de var yani. Diğer topluluklara, dillere kıyasladığın zaman Zalaca üretim yapan çok sanatçı var. Ve bu arkadaşların çoğu, hemen hemen %90, %95'i Zalaca müzik yapmakta ısrar ediyor. Bunun arka planını öğrenmek istiyorum, yani anlamak istiyorum. Sence neden bu şey? Sen de bunların içerisinde birisisin. Şimdi yeryüzünde her halk, her millet kendi dili ve toplumuyla, ailesiyle yaşar. Bu insana dair bir şeydir. Dolayısıyla da senin yeryüzündeki varlığın senin dilin üzerinden gelişmiştir. Yani bir ağaca bakışın, bir suya bakışın, anlatımın, şiirin, edebiyatın, felsefen, sevgin, vicdanın ona göre gelişir, ona göre eğitilir, ona göre ona uyumlu şekilde konuşulur. Dolayısıyla da bizim Kırmançki Zazaki müzik yapmamız tabii ki kodlarımız, köklerimizle ilgili bir durumdur. Yani annemizin, babamızın, atalarımızın ve bu toprağın dilidir. Yani Dersim'in ağacın dilidir, suyun dilidir Kırmançki Zazaki. Halen de bizi geçmişe götüren kendi kodlarımızdır. Kendi köklerimizdir yani. Yani bu fark etmiyor işte illa Dersim'de olmak. Bingöl'dür, işte Varto'dur, Erzincan'dır, Hınıs'tır, Siverek'tir, Zara'dır vesaire vesaire. Dünyanın birçok yerinde Zazaki konuşan bu halk aynı zamanda kendi kodlarını ve kendi geleneğini yaşamını yürütmek için de bir koşuldur. Çünkü dedik ya, kendi kodlarından, genetiğinden kopan her halk başka bir halka dönüşür. Başka bir yaşam tarzına benimser. Onun için biz hem kendi dilimizi, kültürümüzü sevmekle birlikte aynı zamanda kodlarımız da bizimle birlikte geliyor. Bu da bizi bunun üzerinden varlığımızı yürütüyor. Şimdi Dersim'de kültür ve sanat alanındaki çalışmaları bir tarafa bırakırsak, özellikle müzik alanındaki çalışmaları, Zalaca yapılan çalışmaları bir tarafa bırakırsak, Zalaca adına ya da Kırmançki adına yapılan başka kültürel faaliyetler var mı? Yok. Yani bu dili bir tek müzikle yaşatmak mümkün mü? Ya da bu ne kadar direnebilir? Aslında biz bizim karşıtlarımıza karşı direnmiyoruz. Biz kendi içimizde bir direniş sergiliyoruz. Yani bu dil içinde, bu dilin çeperneklerine karşı bir direniş sergiliyoruz. Neden diyeceksiniz? Böyle bu çok biraz ağır gelse de, şimdi biz otoriter rejimleri çok iyi tanıyoruz artık. İşte yüzyıllarca bir halkı tanımamak, dilini konuşturmamak, söylettirmemek, bunlar hepsi baskılar sonucunda dağılmışlığı da getiriyor. Sürgünleri, cezaevleri, yok edilme, yerinden edilmeyi de getirdi. Fakat şimdiki sürece bakarsak, bulunduğumuz sürece bakarsak, bu anlamda
Bizim dille ilgili sıkıntımız sadece sanki müzikle var olacak. Bunun tiyatrosu, müzikali, operası, senfonisi vesaire ne desek, çeperi o kadar geniş bir dil ki aslında. Fakat koşulsuzluk ve siyaset bunun önünü kesiyor. Koşulsuzluk ve siyaset. Bunun iki nedeni vardır. Bir koşulsuzluk ekonomi boyutu, diğer tarafta siyasi markajlar vardır. Ve bir onun içinde de çeşitli unsurlarla birlikte kendi karşıtını yaratan anlayış. Bu bizim toplumumuzdan kaynaklı bir sıkıntıdır. Mesela bir Alman bize demez. Alman bize nasıl bakar? Sen bir müzik yapıyorsun, evet. Sizi konuk alabilir miyiz? İşte ona göre senin tarzını inceler. Ona göre sorularını hazırlar ve sen müziğini yaparsın. Ve bir Avrupalı festivaline davet ettiği zaman seni sen olarak kabul eder, çağırır. Böyle bu dille müzik yapar ve o şekilde davet eder. Şimdi bizde ise ideolojik dayatmalar vardır. Bu festivalden mi bahsediyorsun? Tabii, yani genelin diyorum. Sadece festivalle kal değil. Normal şartlarda da böyledir. Normal hayatın sürecinde de böyledir yani. Yani onun için de bu sadece müzikle var olması çok zor bir durum. Ama biz Zazaki müzik yapanlar ciddi bir direniş sergiliyoruz yani. Yani bu koşullarda, bu yüzyılda, bu ekonomiye karşı, böyle bir basına karşı, böyle bir ayrımcılığa karşı biz müthiş bir direniş sergiliyoruz. Yani sokakta, kent sokaklarında yaşayıp da kapitalizme karşı, işte senin karşı ideolojine karşı veya başka diğer unsurların yapılanmalarına karşı çeperimizde olan yapılanmalar da bizi çok hani ileri bir yere taşıyacak bir sevde değil bizim kurumlarımız mesela. Ama biz bireysel olarak direnişi sergiliyoruz. Bireysel olarak direniyoruz. Bu şunu da diye altını çizelim. Biz çok iyi eserler yarattık. Geçmişten günümüze kadar. Seyyid Hacı'den Hüseyin Doğan'a'ya, işte Said Baksi'ye, işte Delhıdır'a, Ozan Serdar'a ve bizlere kadar gelen bir süreç var. Bunlar bu çizgi direnişle gelmiştir. Dile karşı, dilin kültürü varlığı için bir direniş sergilemiştir. Yani her sanatçı, bu saydığım her sanatçı kendi sürecinde bir direniş koymuştur ortaya. Yeni gençlik bunu sürdürecektir. Yeni gençlik sürdürecek umudum var. Benim umudum yüksek yeni gençlikte. Çünkü bizim yarattığımız müzik onların hayallerini, çeperini ve güvenini arttırdı. Yani müzik yapabiliriz. Biz de çalabiliriz, söyleyebiliriz. Güvenini arttırdı aslında. Hem çağdaş normlardan müzik yapmak hem de geleneksel kodlar üzerinde müzik yapmakla birlikte yeni gençlik buna meyillidir. Fakat ama yeni gençliğe biz ne sunuyoruz? Yani kurumlarımız Dersim adına veya Zazaki adına veya Kırmançık adına işte Bingöl'de saydığımız diğer bölgelerde gençliğe ne sunuyor? Bu sıkıntı giderilmeli. Yani biz kendi yani kendimden bahsedeyim. Ben örnek herhangi bir kurumsal destekle gelmemişim buraya. Kendi çabam, kendi emeğimle, kendi dişim tırnağımla buraya kadar geldim. Derdimi anlattım, müziğimi yaptım. Bu şekilde buraya kadar geldik. Ama şimdi bu demek değildi ya benden sonradakiler de böyle gelsin. Olmaz bu. Bu koşul olmaz. Yaratımlarımız güçlü olmak zorundadır. İşte örnektir. Kurumlarımızın, belediyelerimizin elindeki koşulu gözden geçirip orada eğitim verilen, eğitim alan çocuklar ne tür eğitim alıyor? Disiplini var mı yok mu? Dil üzerinden disiplin var mı yok mu? Ve gerçekten orada akademik bir müzik veriliyor mu? Verebiliyorlar mı? Veya akademik o müziği veren hocalarımıza o kıymet veriliyor mu? O değer veriliyor mu? Bu sorun buraya gelmişken şimdi bizim burada kültürün yaşatılmasına, sanatın geliştirilmesine önemli bir kurumsal yapı var. Festival. Evet. Festivale dönük birçok sanatçı, yazar arkadaşların ya da halktan insanların tepkileri var, eleştirileri oluyor. Yeterli bulanlar oluyor. Sen festivallerin kültür anlamıyla ve sanat anlamıyla yeterince doyurucu olduğunu düşünüyor musun? Onu da şöyle açalım. Şimdi dünyanın her yerinde festivaller vardır. Kaçınılmazdır bu. Hatta bizimkisi hiçbir şey. Yani dünyada öyle festival var ki 3 milyon, 5 milyon insan katılıyor. Ve bu onlarca yıldır devam ediyor. Hatta gezici festivaller var. Her festivale 3-5 milyon insan katılıyor. Ama sabah kalktıklarında meydanlar tertemizdir. Bir kere bunun altını dolduran tertemiz. Ve orada dünya müzisyenleri gelir çıkar. Dünyanın her yerinde müzisyenler çıkar. Küba'dan, Afrika'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan. Davet ararlar ki pandemi öncesi bana 14 ülkeden bir davet gelmişti. Etnik müzikler bir şekilde sosyal medyaya ulaştılar. Fakat pandemi sürece durdu. Öyle kapandı. Bizim de kendi sıkıntılarımızla birlikte bir türlü artık iletişim kuramadık. Böyledir. Fakat Dersim'deki festivali
konuşursak, Dersim'deki festival günübirlik yapılan bir festivale dönüşmüştür. Yani hem kültürden uzak, hem kültürden uzak, hem de potansiyel olarak şey yok. Ne diyelim? Halkın gelen dinleyicinin memnuniyetsizliği ve alanda yeteri kadar yerleşik, barınabilecek hijyenik durum yok. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bin insan geliyor. İşte 2 milyon araç giriyor diyoruz. Tamam da senin koskoca vadilerde 300, 500 tane veya 200 tane bir lavabon yok. Bu yerel yönetimlerin ve kaymakamlığın ve bu bir sorunudur. Bunun altını dolduralım. Ne diyoruz? Akarsuların var ama senin kent meydanında bir tane havuzunun yok. Nehrin var. Kent olabilmenin, kent olmanın hayali, proje şey var, ne diyelim, söylemi var ama altı yok. Festivaller içerisinde de bu her şey yansıyor zaten. Biz festivalde bizim festivallerimiz şöyle olmalı. Önce senin ana dilin, buradaki diller, akabinde diğer çeperinde diğer arkadaşlarımız, dostlarımız dahil edilir. Neden diyeceksin bunu? Şimdi Zazaca kaybolan bir dildir. Ama bir İngilizce kaybolmaz. Bir Kurmancı da kaybolmaz. Lazca kaybolur. Zazaca kaybolur. Ne bileyim. İşte etnik dillerin böyle doğada kalmış, işte hala kendi aralarında inançlarıyla birlikte yaşayan diller kayboluyor. O zaman sen 7-24 saat dil kültür meselesi deyip de o festivallerden neden yeteri kadar yer almıyoruz? Veya neden tartışılıyoruz biz mesela? Bir festivale çıkmak için neden tartışılıyoruz? Tartıştığımız halde de bizim ekonomik olarak neden eşit ve etik davranılmıyor bizlere? Yani diğerlerine 100 bin, 200 bin, 300 bin gibi paralar ayrılırken, onlara en iyi tesisatlar kurulurken, siz bizim gibi sanatçılara ve bizim kıymetli olan Delil Kıdır, Ozan Serdar'a gibi kıymetlerine sanat sokağında neden tıttık vıttıktan bir tesisat, mikrofon koyuyorsunuz? Bu tarihe hakarettir işte. Bu bir sanatçıya hakarettir. Bu bir dile hakarettir. Yani yanlış demiyorum, hakarettir diyorum. Çünkü siz önce kendi dilinizi ve inancınızı, sizin yol yoldaşınız olan hakkaniyetli olarak varlığını hala bu dil üzeren sanatçıların emeğini görmezden geliyorsunuz. Ve bunu ideolojik, politik, siyaset neyse çıkarsal diyorum, çıkarsal boyutuyla bu sanatçıların hem önünü kesiyorsunuz, hem emeğini vermiyorsunuz, hem de görmemizden geliyorsunuz. Yıllardır yazık bu insanlara yani. Biz bunların bu kentlerde bu seslerle büyüdük yani. Bu seslerle biz o kulaklarımızı doldurduk, yüreğimizde taşıdık. Üç cümleye dönüştü. Kalktık onlarca beste yaptık yani. Kolay değildir bu yani. Potansiyel olarak müzikal dedik ya, potansiyel olarak gerçekten iyi müzisyeniz. İyi insanlarız. Ama siz önce daha çok senden olmayana yer verip, senin dilinde sokakla muhatap olmayana yer verip, bütçesini karşılayıp, otelini karşılayıp, yemeğini karşılayıp, bizimki de amcaoğlu gel, bağlaman al gel, gitarın al gel. İşte bu hakarettir yani. Bu bir ciddiyet değildir yani. Bu kültür sorumluluğu değildir yani. Onun için dolayısıyla bölgede yapılan festivaller yani bu ciddi sıkıntıdır. Ya arkadaşlarımız bu konuda gerçekten kendini toparlanmalı. Önümüzdeki dönemlerde önce kendi diline ağırlık vermeli, onların hak edişleri verilmeli, onlarla ilgili proje sunmalı. Akabinde çeperine diğer dillerle ilgili de birkaç sanatçımız, dostumuz tabii ki gelsin çıksın. Bu güzel bir şey. Ama bizim İstanbul'da hangi festivale doğru düz çıkmışız daha ya? Veya Ankara veya Eskişehir veya işte ne bileyim birçok kentte dünyanın festivali oluyor. Biz hangisine davet almışız? Bu arkadaşlarımız, bu komitedekiler bilmiyorlar mı bizim müzik yapımızı? Çok da iyi biliyorlar. Bizi tanıyorlar yani. Ama gel gör ki kendi bölgemizde kendi arkadaşlarımız bize bu sıkıntı yaratıyor. Dışarıdan bir şey görmeye gerek yok. Birçok yıllardır birçok festivalde ya her yere kayyum atanırken biz burada festivaller yapıldı. Kendi arkadaşlarımız tarafından biz o festivallere çıkamadık ya. Her yere kayyum atıp pandemi sürecinde 108 yerden nevroz yapıldı. 109 yerden nevroz yapıldı ve biz tane nevroza çağrılmadık. Hep dışarıdan çağırdılar. Birkaç tane Kurmancı okuyan dostlarımızı, bir iki tane Zazaki okuyan arkadaşlarımızı aldılar. Onun dışında kim varsa hepsini görmezden geldiler. Ama toplantıya çağırırlar. Televizyona çağır, gazeteye çağır, söyleşiye çağır, sokağa çağır. Tamam derler bizim gideriz. Ama burada bizi kullanıyor bu arkadaşlar. Ya bizi hem duygularımızı kullanıyorlar, hem duygumuzu sömürüyorlar, hem emeğimizi görmüyorlar, hem de bizi itibarsızlaştırma
eylemin ile biz karşı karşıya kalıyoruz. Hani neden düşündüm yani bunlar konuşalım, evet konuşalım. İnsan hayatıdır. Biz eğer bulunduğumuz süreçten müdahale etmezsek, bulunduğumuz sürece bu arkadaşlarımıza cevaplarımızı vermezsek, eleştiri ve öz eleştiriye dönüşmüyorsa, demek bundan sonra siz bizim çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, çeperimize kim varsa bu dille ilgili müzik yapanlar demek ezeceksiniz. Ben burada vicdanen bir rahatsızlık duyarım. Ya benden sonraki kendi geliştiren çocuklarımıza diyorum. Yani onların önünü açmak adına şimdi yapılan bu hataları şimdiden bu arkadaşlarımız düzeltmeli. Çünkü kaybolan bir dil. Yani bu ne kadar... Yani örnek ya, biz diğer var Ahmet'e daha bir tane Nevroz'a çıkamamışız. Batman'a, Van'a, Mardin'e davet almıyoruz. Ama İstanbul'a bir kere çıktık, çıkardılar, arkadaşlarımızı aradılar. O döneme teşekkür ediyoruz. Ama onun dışında hiçbir yerde de yokuz. Ama bizi tanıyorlar ya, yani televizyondan basına çağırıyorlar. Dediğim gibi gazeteye çağırıyorlar. Ya bir albüm çıkarıyor, sanki albüm böyle peynir ekmekle çıkarıldı. Biz o albümleri yapmak için dünyanın emeğini koyuyoruz ortaya. Bir romancı gibi, bir yazar gibi, bir tarihçi gibi kaybolmuş cümlelerin, dağ, taş, kent, sokak, gurbet, yol, uçak, kaybolmuş cümlelerin peşinden koşuyoruz. Parçalara girelim, müzik, ya. İçeriye gelelim. Bizim ya genelde mesela Zazaki ya da Kırmancıki şeyler, parçalar hepsi ağıt içeriyor. Yani %90'ı diyebiliriz buna. Aşktır, böyle şeydir, halaydır. Bunun nedeni ne? Şimdi ya da bunun dışına çıkmak istiyor musunuz? Mesela insanlar o kadar gerçekten de sürekli ağır parçalar dinleyerek, yani bu ne kadar bu şeyi kaldırabilir yani bu süreci? Şimdi şöyle diyelim, bunu birkaç başlık altında toparlayalım. Birkaç başlığı var bunun. Evet, biz ağıt yazacağız. Bu olmak zorunda. Her toplumun olduğu gibi ağıtları vardır. Yani bu olacaktır. Fakat çoğunlukta yapıyoruz, ağıt yazıyoruz. Bu doğru, derdimiz, kederimiz. Yani biz çünkü ne, yani o da sebebi de çok, hem travmalarımız var, soykırımlarımız var, hem de ne bu topraklara biz doyduk, ne de bu topraklar bize doydu. Aslında bu bize ağıt yazdırıyor. Ne biz Dersim'e doyduk, ne Dersim bize doydu. Çünkü biz köyden ayrıldığımızda annemi babamıza hasret kaldık, annemi babamız da bize hasret kaldı. Çocukluktan 10'lu yaşlarda, 12 yaşlarda köyde çıkmış, İstanbul, Almanya sokaklarında büyümüş çocuklarız yani. Dolayısıyla da ağıt bitmiyor. Ha yani ben potansiyelim caz ve reggae. Yani o konuda da kendimi tanıyorum. İyi pop da yazabilirim veya yapabilirim. Yani o potansiyelim var benim. Reggae, caz, rock. O potansiyelim var. Ama benim gibi onlarca çocuğun da yeteneği olduğunu da biliyorum. Ama karşılığı nerede var? Ne yapalım? Mesela şöyle diyelim. Biz bağlamayı severiz. Evet, bizimdir. Bizim evimizdir. Dembur, saz, bağlama bizim evimiz. Fakat dünya başka bir yerde. En sevdiğin parça hangisi? Ya ben bütün parçalarımı seviyorum. Çünkü bak. Yani işte Hrabo'dur, Bezat, Zeut, Zeryam'ı, Beppo, Layvalem'i. Ben yazdığım bütün klanlarımı gerçekten seviyorum. Öyküsü çünkü, olan var mı? Tabii hepsinin. Hrabo'nun da öyküsü var, Bezat'ın öyküsü var, Zeut'un öyküsü var, Piramidina'nın öyküsü var, hepsinin öyküsü, Layvalem'in öyküsü var. En komik hangisi? En ilginci daha doğrusu. Yani ilginç derken, yani hikayesi ağır bana gelen, yani benim böyle... Niye ağır? Yani komik olan yok mu? Komik olan ha. Komik olan böyle hani içinde milah olan ne diyeyim? Belomo mesela. Belomo hem komik değil. Biraz mizahı var. Biraz daha sistemi var. Öyle diyelim. Ama bende taşlama yok. Taşlama müzik yapmadım. Çünkü bu başka bir alan. Taşlama yapan vardı bir ara. Yine yurt dışından bir amiz yapmıştı. Heyder'di. Heyder'di evet. Bak o yapıyordu. Mizahını yapıyordu. Evet. Şimdi o 12 taşlamaydı. Onda o komedi vardı. O çünkü bu dilde mizah var. Ama o başardı bunu. O başardı. Tabii evet. O başardı evet. Onun dışında Ana Fatma'dayız. Ana Fatma'dayız. O soruyu bitiremedik. Hı. Neden çocuklarımızı dedik ya müzik orada. Hep böyle ağıt mı yakacağız? Şimdi bizim kurumlarımızda, eğitim yerlerimizde perküsyon yok. Elektrik gitar yok. Piyano yok. Çello yok. Saksafon yok. Klarnet yok. Duduk yok. Keman yok. Yani ekip oluşturabileceğin, çocukların yeteneğini çözebileceğin enstrüman yok. Ve buna karşılık da hoca yok. Onun için sadece bağlamaya mahkum kalıyor. Sen bağlamayı önce alınan zaman önce ağıt çalarsın. Bizde böyledir. Derede Nabı ve son Lemni gezol Salamın be mogoriye
ezal. Ezal bana vaşire na tekiyen lemlemin. Hesen ağa parker o beru varege. Hesan ağa vanu notfange vaşiron yo go go gezal gezal es ko zaysan eserd bercik es ko zaysan eserd bercik where a table 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 Where are the map and the heart and maraling? Table, 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 Gazali Gazal. Where are the map and the heart and maraling? Navo kevrano beto verra yeno go go gezal gezal mava hesen aga yege keji where a table 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 gezal where a teme fondo hatte marallenge Gazal gazal Her eritim efendi hatim aralın Gizli rıvı